Önceki burada peki. Ben aradım işte. Selam gençler. Hoş geldiniz hocam. Oturun, oturun. Telefondayız yine. Durumlar nasıl? Özür diledi. Erdemli çocukmuş. Sonra da ben özür diledim. Onu yanlış anladığım için. Öyle barıştık. Ne güzel uygar bir çocuğu. Özür dilemek kabahati ortadan kaldırmaz. Ama onu son kabahat haline getirebilir. Hocam, bu dediğinizi çok net almak istedim ama asla aynısını yazamam herhalde. Daha güzel laflar da var, boş ver. Çayınızı getiriyorum. Çaya daha saatler var Hatice'ciğim. Niyetli misiniz? Evet, niyetliyim. Paylaşmaya, hoş görmeye, size eğitmeye ve zamanı gelince o çayı içmeye niyetliyim. Ama sen Açay'la kendine ne içiyorsanız ondan getirip derse katılabilirsin. Ama daha yeni geldim hocam. Biliyorum ama ben yetkililerle konuşurum, merak etme. İkinizin de sınavı kazanması şart. Eğer kazanamazsanız bu sizin değil, benim yenilgim olur. Tamam hocam. Ne içiyorsun Ayça? Şimdi buzdolabını aç. İçinden en soğuk ve zararlı olan şeyi alır getir. Alır mısın, getirir misin? Düzeltmesini yaptıktan sonra o dediği şeyin hemen yanında falan portakal suyu da olabilir. Onu getir senin. Ya hocam. Anlaşıldı hocam. Evet. En son nerede kalmıştık? En son işte bunları yazdım hocam. Başkasının da okuyabildiği şeye yazı diyoruz. Şimdi amacımız belli. Sen iyi bir liseye, sen de bir üniversiteye gireceksin. Yani hukuk fakültesine. Size soruyorum ve süremiz de kısıtlı. Sizce biz başarabilir miyiz işimizi mi? Yani. Başarırız hocam. Sizin sayenizde. Doğru cevap bu olacaktı. Özellikle sizin sayenizde kısmı. sana 100, sana yani. Seviyeleriniz farklı. Ama neyse ki ben bu konuda tecrübeli bir insanım. Bir zamanlar köy okullarında öğretmenlik yaptığım için. Nasıl yani? İşte o uzak köy okullarının bazılarında 5 sınıf aynı anda eğitim görürler. Zordur. Ama zevklidir de bir yandan. Birçok kişiyle aynı anda satranç oynamak gibi. Satrancı duyunca çok heyecanlandım. Oynar mısın? Sormam hataydı galiba. Yani. Bugünün de şanslı kelimesi yani galiba. Yani. Bu son yani olursa sevinirim. Tabii ki deden zor kurtulduk. Şimdi bir de yani ile uğraştırmayacağım. Hatice. Hatice. Pardon hocam. Nerede bu kız ya? Tehlikeliler sandığımdan çabuk devreye girdi. Hatice! Neredesin tatlım? Hayır, çıkacağım. Paltomu, çantamı, hiçbir şey bulamıyorum. Özür dilerim. Ders yapıyorduk da. Canım benim, ben de senin ders yapmanı çok istiyorum tabii de. Yani sonuçta burada da profesyonel bir durum var. Değil mi? Tabii ki efendim. Bir baksam iyi olur. Ya en azından önceden bir izin alsam. Hı? Özür dilerim. Pirayan, bunun sorumlusu benim Hatice değil. Çünkü beni uyardı kendisi ama ben sizinle konuşacağımı söyledim. Fakat zamanlama biraz değişik oldu. Pardon. Ha, tabii. Neyse canım, çok da önemli değil de. Ben mantonuzu bulayım. Tamam tatlım. Ne yapıyor bizimki? İyi. Ayça. Eğlenceli geçiyor mu ders? Öyleydi.
Ama sen Hatice'yi azarlayana kadar. Canım ben azarlamadım ki yani sadece. Neyse önemli değil bence. Zaten dersin de sonuna gelmiştik. Heh, hocam. Sizin yazmamı söylediğiniz şeyi yazdım. Sevgiyle alakalı olan. Bunu daha düzgün bir kağıda Türkçe olarak yazarsan daha memnun olurum. Tamam hocam. Sevgiyle kal. Görüşürüz.